Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme allimne ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ya Rabbil alemin. Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ve selamlar olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleşleri, yapılış adabları, yapırgerlikleri hakkında cemaatke bayan kımahçımız. İnsan, her bir insan dünyaya kilerken Allah subhanahu ve teala bu insandı. Kur'an-ı Kerim'de ayetti ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Biz de yaptı Allah teala insan balasını adam uzattı. Aziz kıldık, şerefli kıldık, uluk kıldık, kerametli kıldık de yaptı. Ve başkalarından farkı var. Farkı ne dediğim olsa kitapta ayetledi ki hayvanun natik deydi. Hamma yaşap turgan narsalarda jonzotda tirik jonzot deyiladi. Ve insan ulardan ajrab turadigan joyi faqatgina gapirishligi. Biz bilamizki hayvonlar gapirmaydi. Qo'y gapirmaydi, sigir gapirmaydi yoki boshqa narsalar gapirmaydi. Gapirsa ham biz to'g'rimizga gapirgan bo'lar edi. Buddagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir safar mana bu kimi tuyasi? Bu tuya yig'layapti, menga egasini shikoyat qilyapti. Ya bunu koyuvarmapsan, ya ki tüyenin yakışı karamapsan, tüyen yığılayaptı dediler. Süleyman aleyhisselam peygamber bugende ve hayvanlarını telini düşünen. Peki biz onların telini düşünmemiz hem de onlardan Allah-u Teala gâperişliği deken dersen ap koydu. İnsan hayvanın natik deken gâperruçu, nutuk kılıçı Allah-u Teala bir keramat kıyan, aziz kıyan, faddallan egen, faziletli kıyan bir mahluk ki insan gâperer. Yani şu insanlık yapılışlığı kança azası hareket kıladı dese bitti harfini çıkarışlığı için insanda 17 azası işlikler eken. Bitti harfini A degen harfini çıkarışlığı için telaffuz kılışlığı için insanlık 17 azası işlikler eken. O insan hıylanmaydı. Neşte azası işleyetkenliği hakkında oylanmaydı. Yani şimdi ayetledi ki ulamalarımız sakav adam bilen yapı tırlı işlep duruyen adamın farkını karan değil. İnsan sakav olsa bir sözünü düşündürüşlük için kolları işleydi, yüzleri işleydi. Hemme cahaya hareketke gelip bitti gelipini sözünü düşündürmek için boladı. Lekin doluk düşündürülmeyi düşündü. Sakav insan özünü içindeki nersesini biz yengillik bilen, bir ağızlık bilen düşündürüp koyarken nersemizini hareket kılıp düşündürüşlük için ence vakit giderek. Yani şimdi biz bana şu til degen Allah Teala tarafından verilgen şunday nimetke şükür kılıyapmız mı yok mu? Yani dünyayı adamlar hesaplap çıkışıp deki insan bir günde 10 minte ortaçası. İnsan bir günde 10 minte gapti gapri orarken. Bir günde. Ertelepten keç geçe 10 minte söz işlet orarken. Şunu kançası fayda bol yaptı, kançası zarar bol yaptı, kançası ortaça bol yaptı. Bana bu narsaga nima qilishimiz kerak, etibar berishimiz kerak. Allah subhanahu wa ta'ala peygamberde nimaga yubardı dese şu peygamber bizni aramızda yaşar, kanday yürüş gerek, kanday turuş gerek, kanday oturuş gerek, kanday uflaş gerek, kanday gapirish gerek, kanday avukatlanış gerek ve biz hazır aytgan ve aytmagan narsalarını hammasını siz bilen bizge düşündürüşlik için, örnek için Allah ta'ala yubardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا özilerini hayatıyla doğrula mahcup olsaylar, hayatta yaxşı yaşamahcup olsaylar, bitti adamda örnek alıyorlar. O ham peygamber. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e irgeçinler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alıyorlar, ana o şey orunda yine sizlerin hayatın güzel bula. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ kim Allah'ın razılığını hâlasa, وَالْيَوْمَ الْآخِرِ kıyamet günde yüzü yarık duraman dese, falancıga, allancıga, pistancıga uhşaşlik ya ki irgeçlik kiremez. Fakat yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e irgeçemez. Bugüncisi Bâb-ı keyfe kâne kelâm-ı Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gâpirgen de kanday gâpirerdiler. Bir meclislerine kirsen üç kişi turgen buladı, üç elesiyem gâpiretken buladı. Beş kişi turgen buladı, beş elesiyem gâpirgen buladı. Odamda ayolga bo'lgan shahvatdan ko'ra gapga bo'lgan shahvat kuchliroq bo'ladi. Bizning xalq shahvat desa bitta narsani tushunadi. Yo'q, pulga bo'lgan shahvat, kiyimga bo'lgan shahvat, ovqatga bo'lgan shahvat va aytadiki ulamolarimiz gapga bo'lgan shahvat hech tinchimaydi odamnikidek.
Şu gəpirib qosam deydi. Özünü kimligini ispatlaşdığı üçün gəpirib qosam deydi. İlimleri bar ya ki yoğuligini ispatlaşdığı üçün gəpirib qosam deydi. Biz ham şu yerdəmiz degan maqsadda gəpirib qosam deydi. Qarang, bir kündə nima qılamız desə 10 mingtə söz işlətər ekanmız. Ulamalarımız aytadı tarixda gəpirgan gəplarımğa cavab verdim. Gəpirməgan gəplarımğa nadomat qımadım deydi. Gəpirdim, tutuldum, gəpirmədim, qutuldum degan gəpdə indi. O şu gəpdə ham gəpdən düşündürəmiz ekan. Hani indi biz aytdik ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçliğimiz gerek. Peygamberimiz qanday qılardı desə hadisler var ekan, haddesana Abu Kutaybata an Abdullah ibn al-Musanna an Sumamata an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'idul kelimete thalasan li tu'qala anhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçan ki gəpirsələr muhimmas nərsəni gəpirməgən. Hürmətli cemaat. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhimmas nərsəni gəpirməgənlər. Kerəkməs nərsəni gəpirməgənlər. Kaçan ki gəpirsə deyəbdi Anas ibn Malik. Nima üçün Anas ibn Malik rivayet qılıbdı desə, Anas ibn Malik Peygamberimizə xidmət qılan. Daima yanlarında birgə bolğan. Duasını olğan. 10 yaşlık balalık payıda kegen, Ümmü Süleym ab kegen, demek ömrünü ahırı geçe. Peygamberimizin ömrünün nihayesi geçe, Anas ibn Malik radıyallahu anh'a hizmet kıladı. Yani Peygamberimizin bir duasını alan. Bir duası da 3 sıfat olan. Uneysun deyilgen, Anasca, Gulaymun, yaş hizmetçi yigitçe degen bir neçe lakablar var. Anas ibn Malik radıyallahu anh'u. Bilemiz ki, Anas ibn Malik radıyallahu anh'u ihtilaf yok. Bizim mezhep başımız İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhimle körüşken. Şunun için bizim mezhep başımız 4 mezhepten acirep duradırken. Kalkan 3 mezhepten acirep duradırken cahı İmam Abu Hanife Anas ibn Malik bilen körüşkenliği için tabi'inler katarga kirgen. Ama kalkan mezhep başlar tabi'e tabi'in bu kadar. Bizim mezhep başımız Anas ibn Malik bilen körüşkenliği için tabi'inlerini sefige kirgen. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Ummu Süleym ab geldi ya Resulullah dedi. Unaysun Hudaymuk mana bu Anasca kichkina bola ekanda bu Anas sizning xizmatingizda bo'ladi. Bir duo qiling dedi. Mana xizmatda bo'lsa duo qiladi. Masjidga xizmat qilsa duo qilamiz, ehson qilsa duo qilamiz. Va yana qaysi yaxshi ishlarni qilsa jamoatimizga ham bir odati borki, jamoatdan bir duo olib bering dedi. Bizga bir duo qilib qo'ysin dedi. Duoda ish ko'p. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ga duo qildiki, Allohumma barik ey robbim. Umriga baraka ber. Köp yaşasın degan ma'no, umriga baraka ber, rizqiga baraka ber, farzandlariga baraka ber. Üç narsani duo qildi. Anas ibn Malik dunyodan o'tganda 100dan oshiq farzand nevara chevarasi bor edi. O'zi tirikligida 100dan oshigini qabrga qo'ygan ekan. Mol-mulki qaysi joyda bo'lmayin, Alloh menga baraka berardi, pullarim ko'payib ketdi deydi. Haligi duoni sharofati bilan. O'zi esa 100 yoshdan o'tdi, bir necha nimalar bor, uzoq umr kechirdi degan. Mana shu kishi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis rivayet kılmayı tepler ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'idul kelimete thalâsen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçan ki gepirseler, sözleseler üç meratıba tekrar kaytarar idi. Bir madde ayçilik hem sünnet, iki madde ayçilik hem sünnet, üç madde ayçilik hem sünnet. Bazı bir insan sözünü düşünmese bunu makamayımız ekemiz, ayıplamayımız. Biz başkattan özümüz düşündürüşteki hareket kılamız. Başka hadiste geldi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İde selleme selleme thalasen. Kaçan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salam verseler üç meratebe salam verirdi degen Peygamberimizden yani sahabalardan rivayet kılınan. Bizden ne buladı? Salam verdim. Aleyhi amadı. Başlandı canceldi başlandı şu yer bulan. Bir sahaba o şey nümayda keltirledi ki rivayette salam verdi. Gazap kaldı. Nimay g'azab qilasiz? Sizga dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farishtalar javob berib turgan edi. Mana endi farishtalar ham javob bermaydi dedi. Siz ba'zan birovga salom berasiz-da. Yo'lda salom berasiz, yoki telefonda salom berasiz, yoki boshqa joyda eshitmay qoladi. So'kmaymiz ekan. Birinchi ishimiz nima ekan? Nu'idu degan. Qaytadan salom beramiz. Yana eshitmadi. Qaytadan salom beramiz. 3 marotaba so'zni qaytarishlik sunnat. 3 marotaba salomni qaytarishlik sunnat. 4-tincisi yo'q. Tahoratda ham birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, 4-tincisi yo'q. So'zda ham 1, 2, 3 marta bo'ladi.
yoki salom berishlikda ham 3 marotaba bo'ladi. Lituqala anhu degani qachonki payg'ambarimizdan mana shu narsa yaxshi tushunib olishligi uchun. Undan keyingisi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. İnsonni dinini, go'zalligini bilayin desangiz, dini, hammada din bor. Kiyimi chiroyli, uyi chiroyli, mashinasi chiroyli, masjidi chiroyli, yana bir nimasi chiroyli desa, din haqida ketyapti. Eng muhim. İnsonni dinini, go'zalligini bilmoqchi bo'lsangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, tarkuhu ma la ya'nihi. O'ziga keraksiz bo'lgan narsaga umuman aralashmaydi. Ma la ya'nihi keraksiz narsa. Endi biz ulamolarimiz aytadi, keraklilik va keraksiz degan narsani o'zini ham bilib olaylik. Keraklilik degan nima degani? Keraksiz degan nima degani? Dunyosi uchun foydasi bo'lmasa va oxirati uchun foydasi bo'lmasa, shu ma la ya'nihiga kirar ekan. Shu gapni gapirsangiz, dunyoingizga ham foyda yo'q, pulingiz ham ko'paymaydi, sog'lig'ingiz ham joyiga tushmaydi yoki bir o'zgarish ham bo'lmaydi. Shu gapni gapirsangiz, oxiratingizga ham foyda yo'q, ikkalasiga ham foydasi yo'q narsani ma la ya'nihi deydi. Shu odamga tegishli emas degan. Ulamolarimiz ajoyib so'zi bor ekan. O'zingga o'zing farishta bo'lganingda o'zingni o'zing yomon ko'rib qolarding deydi. Ma'nosi nima desa, bu tarafimizda raqibun atid farishtalar yozib turadi amallar bilamiz. Yaxshi amal bo'lsa, buni o'ng tarafdagisi yomon gap so'zlar bo'lib ketsa chap tarafdagisi nima qiladi yozib turadi. Shuni deydi ulamolar. Mana biz boya masalan boshlaydikki 10 mingta so'z aytadi. Ulamolar aytadi, o'zingni gapingni o'zing yozib yur desa har kuni siz ham menga. Hozir meni shu gaplarim yozsa kitob bo'ladi uje 20 minut gapiryapman. O'zini kechgacha gapirgan gaplarni inson o'zi yozib tursa eng yomon ko'radigan inson o'zini o'zi yomon ko'rib qolar. Shuncha ham gapirasan bo'ldi, yozmayman deb o'radi. Qalamlaring deydi, kitobda yozib qo'yib, qalamga puling tugab qolardi, qog'ozga sabring yetmadi deb yozib qo'yibdi. O'zlarimizni, gaplarimizni o'zlarimiz yozib yursak, nima qilar ekanmiz? O'zimiz yomon ko'rib qolar ekanmiz. Ha, gapirmasdan jim yurgur, gapira olasam deb kimga aytgan bo'larding deydi? O'zingga aytgan bo'larding. Farishtani qiynab yuborgan odamlar bor-da. Yoki ba'zilar borki, shu chap tarafdagi ishlayapti, faqat farishta. Bundan qachon yaxshi gap chiqadi? Faqatgina buni daftari to'lib yotgan insonlarimiz bor. O'shuning uchun biz jamoat qayta hurmat va jamoat. So'z suylayotganda o'ylab, anan suylash kerak bo'lsa suylash kerak, bo'lmasa suylayverib qo'yish kerak. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keyingi hadis. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mutawasilal ahzan. Mutawasilal ahzan degani doim qarasangiz o'ylanib yuradigan inson bo'lgan. Haligi fikr yuritib ahzan o'zi g'am tashvish degan. Doim shunaqa odamlar bo'ladi, unda jo'rada ham bo'lib qoladi, mahallada, jamoatda ham bo'lib qoladi. O'y fikr surib, o'ylanib unda yuradigan odamlar bo'ladi. Ana u payg'ambarimizning sunnati deganda shu narsa. Mutawasilal ahzan degani doim qarasa deydi, boshqa sifatda keladi, bir joyga qarab yoki boshqa joyga jullu nazarihi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'proq yerga qarab turardilar. Yoki osmonga qarab tafakkur, tadabbur qilardilar. O'y fikr yuritishlik ibodatda bir odamlar. Tadabbur qilishlik, tafakkur qilishlik ibodat. Qur'onning ma'nosini tushunishlik, hadisning ma'nosini tushunishlik ibodat. Ana aytayaptiki, hadisda kana mutawasilal ahzan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p o'y fikr yuritib, so'ngra so'zlaydigan kishi edilar. Yetti o'lcham bir kesdi-da. Nima deydi yana? O'ynab gapirsang ham o'ylab gapirding. O'ynab gapirsa bekarchi gap desa o'zi bizda bekarchi gap yo'q ekan, hurmatli jamoat. Biroq o'shuni qanday qilish kerak desa, ya o'zim gapiryapman degan yo'q ekan-da. Nima qilyapsiz? Ha, shu endi gaplashib o'tiribmiz. Yaxshilikda bo'lish kerak. Foydada bo'lishligi kerak ekan. O'shuning uchun aytadiki, rubba kalimatin. Balkim bir so'z borki, insonni jannatga kirgizib yuboradi. Va inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha bala. Bir kishi borki o'ylanmay gapiradi. Hech be'tibor gapiradi. Ma yulqi laha bala degan o'ylanmaydi-da. 70 xorifan degan 70 yil mana shu so'zni tufayli do'zaxda yonadi. Min saqatillahi degan joy bor. Allohning g'azabini keltiradigan so'zni gapirib qo'ydi. Yoki
İmamlarda en kıynadigan meselelerin birini bakla, davla, talak verip koyduk. Cevabını verip koyduk. Cevabını özüyüm ben deyip koyduk. Senin de hatırım yok dedik. Menge haramsan dedik. Şundan başka söz yok mu? Harika bu din, bu ibadet, tilimiz bilen aytemiz, bütün ceset bilen cevap veremiz. Şunun için her gün irtelepte azalar aytar. Bütün azalar aytar. Yani kol, ayağı, köz, kulağı, baştan, ayak, hemmes aytar. Yani, öy til deyken, yani, ettim ben de, öy til, cim dur. Keçke, cön yür deyken. Yani. Ha, biz de öz ütül deyken. Özünü, özünü, karma özün deyken, özünü şen. İn istakamta istakamna. Eğer sen doğru olsan, biz hem doğru olamız. Ve in i'vacajta kişayıp geçsen, cevabı biz veremiz. Doğru mu? Telini çıkarıp hiç kim vurmaydı. Başıga saladı, ayağıga saladı, birliğe başka cahaya salıştığı mümkün. Daim el fikir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köp fikir yürütüp yürücü insan ediler. Leyset lehu rahatun. Kem demalardı. Demalış meselesi. Leyset lehu rahatun de gene. Hürmetli cemal. Demalıştı oylegen adam. Bizi kışlığa atıldı, ahmak hesaplanan, demalıştı, öyle gel adam. Arslan Mekke'de demal bir mahçı iken, ıskı ölge bar mahçı iken, adırlarla çık mahçı iken, yine bir yerlerde aşkı mahçı iken, kurur iken, bana samarada 24 tanesi var iken, demalıştı, öyle gel adam, dünyada demal almaydı hiç geçen. Terkirraha, biterkirraha deydi ulamalı. Kim rahatke eriş mahçı olsa, rahatını dünyada taşlasın deydi. Ne saat uflayış desem 9 saat deydi bir normal bir tersi. 9 saat kandayı uflaydı. Adam 9 saat uflaşı mümkün mü? 9 saat uflayken bir günde. Öyle bir görün. Kim bu dünyada damal etken olsa bu dünyada damal almayın. Kim bu dünyada işle etken olsa hareket kısa. Dünya ya ahiratı için. Dünyası ya ahiratı için. İbadatı özgertirmeyen halatta. Neme için adamın yüreği hiç dinmeydi. Çarçap koma yaptı yürek dinmeydi. Yürek çarçap kalsa o adam öz tükeydi. Öpkesini ne üçün dem almayın? Poçkesini ne üçün dem almayın? Hani umumun en kenarlı nesi hiç kaçan dem almayın. Çünkü için dünyada rahat kıdırgan adam ne buladı? Bu ahmak buladı. Dünyada dem alış kıdırgan adam ahmak buladı. Dünyada rahat yok. Kandaydır rahat var. Bararsın arsan babu gen, ıskı ölü gen, başka çöğü gen. Bararsın dünyanın körüşü için, az yine dem alışı için. Dem almayın hiç kaçan. Iskı ölüden kaytıp gelince yolda yana çarçayın. Arslanbaptan kaytıp gelince uyku gelip yana uflaydı. Ha desem çarçap kaldım yoldan. Kayardan geliyip dam alıp geliyip. Dam alıp gelsen gibi dam alasan. Desem çarçap kaldım diyeyim. Samolet'e çıkıp Türkiye'den Antalya'dan geliyip adam çarçaydı. Dünyada rahat yok. Hürmetli cemaat. Dünyada rahat yok. Dünyada keyinci ibadet yetip alıştık için uflayımız. Ölüp kalması için avukat değilimiz. Vayana bir derseler bulması için savukatması için kiyinemiz. Çünkü o şeken derse. Ayet dedi ki, لَيْسَتْ لَهُ رَحَا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem damama gel. Kaçan ki damasa, ayet dedi, doktorlar deydi, bazı bir doktorlar deydi, neme deydi, 8 saat uflaş gerek. 8 saat uflasan salamat olasan dedi. Yaşşı sen özün doktor boyunca 8 saat uflamadın ya. Doktor özü uflamaya çıkardı keçelerimle. Kitap okuydu, yazardı, çizerdi. Neme gel, doktor buluştuk gerek. Çünkü ayet dedi ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kem dem olgen. Ayşe anamız gelirken hadiste aytadılar ki uykuya ketip kendi gözlerini açıp zikir kıletken de ya Resulallah uhladıyız. Aytadı Ayşe anamız siz uhladıyız ya Resulallah deyken de ben uhlamayım ben. Beni közüm uhlaştığı mümkün kalbim hiç kaçan uhlamaydı ya Peygamberimiz. Beni közüm uhlaştığı mümkün kalbim uhlamaydı. Anam bizi elimize mağazı görsen diye ki esi sırdan kalkıp gitken adamlarımız hazıram damama yaptı. Yenge avladımız Dolge damal yaptı. Çarçap kaldı bir çağırılır. Damalıp telefonda oyun oynaydı. Damalıp samarga boradı. Kaçan iş kıldın deken saval kan yok. Eski adamlarımız için damamaydı bunlar. Şunun için biz ayetemiz peygamberimizin sünneti. Leyset lehu rahat yaptı. Leyset lehu rahat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dam olmaz ediler. Cüdem kem damal aradı. وَلَا يَتَكَلَّمُ ف۪ي غَيْرِ حَاجَةٍ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hacet yapırmagen. Ama biz dilge kotorumuzun onu da kanla yolu deyse bir huda yapırmagen. Bir kârıcı geplerini yapırmagen. Şunu ki adamlar var. Yapıra uğradı. Yapıra uğradı, yapıra uğradı. Ertteki trik olsa yine yapıradı. İndinge trik olsa yine yapıradı.
Bir üskünün tirik bolsa yana gapiradi, faqat gapiradi. Na foydasi bor, na savobi bor, na bir narsani o'zgartirib yuboradi. Gapni kuchini bilmoqchi bo'lsanglar taloqdan bilib olinglar. Bir marta taloq degan odam bir umr xotirma yashamaydi. Har bir so'zimiz shunchalik e'tiborli. Dindan chiqdim desa navuz billah bo'ldi, kofir bo'lib qoladi. So'z bilan. Hamma narsa so'z bilan. Hattoki taloqda niyat so'ralmaydi. Yo bilmay aytib bersa bo'ldi, bu nomahram. To'rtta balamiz bor, tamom, nomahram. Bitta kalima. Kalimaning qadr qimmatini biz bilishimiz kerak. Tawilus sukut, tawilus sakt. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uzoq sukut saqlar edilar. Keyin o'sha sukut saqlayotgan odamga e'tibor bersangiz, haybat oshishni boshlaydi yoningizda. Hatto ba'zilar nima desa bo'ldi, kamroq gapir. To'xtab tur. Mana gapni ham aytib qo'yaylik. Hali jo'ra gapdi bo'lib qoladi. To'xtamay gapiraveradi. To'xta, voy, mana zarl gaplar ham gapirib olaylik deysiz keyin. ولا يتكلم في غير حاجة بفتح الكلام ويختطب بسم الله. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam söz boshlamoqchi bo'lsalar bismillah deb boshlar ekanlar. Sözlari bismillah deb bir jumada biz aytib berdikki, bismillah har bir narsani kaliti. Barakani kaliti. Yaxtatimu bihamdillahi va bismillahi. Sözini nihoyasini ba'zan Alloh taologa hamd va sano aytib, ba'zan esa oxirida ham bismillah deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nihoyasiga yetkizar ekanlar. Javami'ul kalim. Qisqa lo'nda gapirar ekanlar. Payg'ambarimizning payg'ambarlik nubuvvat mo'jizasidan biri ham mana shu. Qisqa va lo'nda gapirishlik. Ba'zi insonlar bilan suhbatlashsangiz, gapiradi. Nima dediz deb so'raysiz-da yana oxirida. Hozir nima demoqchi bo'ldingiz? Keyin yana boshidan amma ba'd deb turib yana boshlaydi. Yana gapiradi, tushunmaysiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qisqa lo'nda chutka yasla dedi. Qisqagina lo'ndagina tushunarli qilib so'zlagan edi. Bu payg'ambarlikning belgilaridan javami'ul kalim. Kalamuhu faslun. Payg'ambarimiz bo'lib-bo'lib gapirar ekanlar. Dam olib. Bir yerga borsa bittasi aytib qoldi. Ikki hafta burun. Ey, nafas oling dedi sherigiga. Biz bu yerda eshitib turdik. Ular ikkitasi gaplashadi. Nafas oling dedi. Siz ko'p gapiraman deb nafas olishingizdan chiqib qoldi. Wala fudula wala taqsira. Oshiqcha so'zlari ham yo'q edi. Lekin o'ta ham qisqa qivormaray. Lekin ba'zi bir insonlar bor, ichimdan topib olib oladi, unday emas. Gaplashishlik kerak bo'lsa, keyin shu masalalarda odamlarga gapirish kerak yo gapirmash kerak degan masala qilsang, kerak yerda gapirmay turib oladi, kerak emas yerda gapirib turadi. Bu fiqh. Kerak joyda gapirish kerak bo'lsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar hadisda: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul." Allohga iymon keltirgan, payg'ambarim payg'ambar deb bilgan odam gapirsin. Yaxshi gaplarni gapirsin. İçimizde sandık var. Yo bu sandıkni içi toldur ahlat, yo bu sandıkni içi tolu ziynat, yaxshi narsalar. Yaxshi narsalarni ham saqlab yurolmaylik, odamlar foydalansin. Yomon narsalarni saqlab qo'yaylik, bu hammaning nafsida bo'ladi. Uni ehtiyot qilib tursak, keyin bizga savob bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari qisqa lo'nda gapirganlar va kerakli so'zni gapirganlar. Alloh subhanahu va taolo insonga til berdi. Valisana va shafatayn dedi. Bir til bermadikmi? İkkita labni bermadikmi dedi. Harflarni yig'ishtirib kelsangiz, arab tilida 29 ta, bizning tilda 35 ta masalan da. Ko'p harf yo'q. Lekin shuni qo'shsangiz, bir umrga yetadigan gaplar bo'ladi. Ammo inson qiyomat kunida so'raladigan narsalardan biri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak tillarini chiqarib, "Ey Muaz, sakallatga ummuka ya Muaz" deb ona tillarini chiqarib, "Ey seni onang qidirgur, izlagur, ma'nosi o'lib qolgur" dedi payg'ambarimiz. Arabda shunaqa ekanda, sakallatga ummuka degan, "Onang seni qidirsin, ya'ni o'tganingdan keyin orqangdan yig'lagur." Mana shu til tufayli inson qiyomat kunida to'xtatilmaydimi dedi. Illa bi hasaidi al-sinatihim. Tillarida aytilgan so'zlari tufayli inson hisob bermaydim dedi. Abu Bakr Siddiq aytgan ekan. Siz bilan men xafa bo'lmaylik bu masaladan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgan ekan. Haza bu degan. Tiliga aytayapti. Haza awradanil mawarid. Meni har xil kuyiga solgan, har xil joyga olib borgan, har xil ahvolga solib qo'ygan meni tilim bo'ladi degan ekan. Hurmatli jamoat, so'z oxirida biz aytamiz, tilni o'ta ehtiyot qilaylik. Tilni nihoyatda ehtiyot qilaylik. Oyog'idan yiqilgan turadi. Tilidan yiqilgan turmaydi deydi biz xalqimiz. Tilda har balo deydi, keyin uni oqlashlik yoki uni to'g'rilashlik o'ta qiyin masala bo'lib qoladi. Ayniqsa shirkdan va bid'atdan dinimizga qarshi bo'ladigan so'zlardan,
dinin üstünden küledigen sözlerden. Peygamberini, ya oyat kerimene, hani bir tanesi Yasin'de gıcak keser çalıp, piyerine kılıp oyunu okup oturuptu. Bir tanesi o yerden dinin üstünden sahneye çıkıp külüp oturuptu. Allah Teala ayeti yaptı. Kul ebillahi ve ayatihi. Allah'ın üstünden küledigen bol iş değil mi? Allah'ın Kur'an'ın üstünden küledigen bol değil mi? Ve Rasulihi, peygamberin üstünden küledigen bol değil mi? Şunun için o şu üstünden külüşlik kol, ayak bile bulmaydı. Til bile bulmaydı. Özünüz bilmeyen halde bazen Kur'an'ın üstünden külüp koyuşumuz mümkün. Allah Teala sahlasın. Özünüz bilmeyen halde sünnetin üstünden külüp koyuşumuz mümkün. Ya ki dini bir ibadetini üstünden külüp koyuşumuz mümkün. Allah Teala bunu ağır kattık etti. Allah'ın üstünden külesiler mi dedi? Kur'an'ın üstünden külesiler mi dedi? Peygamber'in üstünden külesiler mi dedi? Din bilen, Kur'an bilen, sünnet bilen ya ki başka nesilerin üstünden külüp olmayı da Allah Teala özü sahlasın.